Emeklilerin büyük bir bölümü çalışmaya devam ediyor ve takdir edersiniz ki keyiflerinden de çalışmıyorlar. Emekli olup çalışmaya devam edenleri işveren işten çıkartmasın diye devlet %5 oranında bir prim desteği sağlıyor işverene. Fakat şimdi yeni vergi paketine göre bu prim desteği ortadan kaldırılacak. Dolayısıyla emekli olup hala çalışmaya devam eden emekliler artık bir destekten işveren açısından mahrum kalacakları için onları işten çıkartılma tehlikesi bekliyor olabilir. Ben söylemiyorum, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken söylüyor. Yanında çalıştıracak yetişmiş eleman, kalfa, usta emekli olduktan sonra da işi bilen insanlar olarak mutlak ve mutlak istihdam ediyorlardı. Bu tür değerli ustaların bu destek priminden de işveren olarak yararlanılıyordu. Emekli olsalar da bazı emekçiler geçinebilmek için çalışma hayatına devam ediyor. Devlet işverene emekli çalışan için %5 prim desteği veriyor. Ancak meclise sunulan yeni vergi paketi destek primi uygulamasının son bulmasını içeriyor. Teklif beraberinde işten çıkarmalara neden olacağı endişesini getirdi. Böyle olmayınca hal sıkıntıya girecek. Usta kalfa bulamayacak. Veyahut işte emeklettikten sonra çalıştırmasının bir avantajı da olmayacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, işverene %5 sosyal güvenlik destek primi mutlaka devam etmeli dedi. Orta gelir grubundaki işletmelerin, esnafın zor durumda olduğunu söyledi. Artan enflasyon rakamları tefe tüfenin de dengesini bozdu. İş yeri kiraları malum. Ayrıyeten iş yeri kirasını hem artacak enflasyon nedeniyle hem de iş yeri kiralarındaki kira stopajı artacak. Palandöken esnafa uygulanan stopaj kesintisinin de kaldırılmasını talep etti. Şimdi hem mal sahibi hem de devam eden %20'lik kira stopajını da içeride müstecir olarak çalışan esnaf yatırıyor. Bu da ayrı büyük. En azından bu ki yüksek kiralar içerisinde bu %20'lik payın en azından işletmecilerden alınması doğru ve haklı değil. İstihdam sağlayan esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi Palandöken. Kepenkler kapanırsa herkesin mağdur olacağını belirtti. Esnafa bir soru kaldıracak, mutlak böyle bir nefes aldıracak sisteme mutlaka ihtiyaç var. İşletmeler çalışamasa bunların vergilerini, sigortalarını, iş yeri kiralarını kazanamasa bu sefer bunlar da kapanacak.